Mayıs'a genel bakalım ama 19 Mayıs'ı şimdiden söyleyelim mi? Genel bir bakış arasında girsin çünkü 19 Mayıs'a çok dikkat edin diye bir başlık çıkarabiliriz. Şimdi bu başlığı görenler de sakın korkmasın. Şimdi bu gökyüzünden felaket tellallığı yapıp bu iletişimi sürdürme tarafında olan meslektaşlarımız da var. Yani bir şey demiyorum ama bir konuda uyarmak istiyorum. Bu kadar negatif söylem, negatif enerjiyi büyütür. Bu kadar negatife odaklanmak bizim enerjimizi düşürür. Bakın yine söylüyorum, gökyüzü sadece bizim üzerimizde hareket etmiyor. Yüzyıllardır, bin yıldır bütün dünyanın etrafında hareket ediyor. Bütün güneş sistemi hareket ediyor. Şimdi her gökyüzü hareketinde bir korkuya kapılırsak bu bizim de enerjimizi düşürür. Bakın dönün hayatınızda nice tutulmalar geçti. Şunu unutmayacağız. Her ay bir yeni ay bir dolunay olur. Bu ömrümüz boyunca böyledir. Yani sadece bu ay ya da geçtiğimiz ay olmadı. Bu tutulmalar da her yıl olur. Yani belli staros döngüleri olur ama her yıl olur. Öncelikle bunu konuşalım. Mayıs ayı gerçekten diğer aylara nazaran, şu ana kadar geçtiğimiz aylara nazaran enerjisi çok daha güzel bir ay. Tamam boğada gerçekleşiyor hareketler. Evet, iklim olayları hareketlenebilir. Çünkü boğa, bir boğa teması var. Yani bunu zaten bekleriz. Evet, finans piyasaları ile ilgili hareketlenmeler beklenebilir. Çünkü boğa temasındayız. Yani bunlar zaten genel konular. Bununla ilgili de zaten diğer meslektaşlarımız yorum yapacaktır. Ben spesifik tarihlerden bahsetmek istiyorum. Şimdi bu yayını çektiğimiz gün itibariyle bahsedeceğim. İşte önümüzdeki hafta Hıdır Edez olacak. Şu an Venüs'ün kendi burcuna geçtiği, boğa burcuna geçtiği günlerdeyiz. İşte salı günü Mars koça geçecek. Yani herkes güçlü olduğu yere geçecek. Bir kere gökyüzü dengeye oturuyor. Ama şimdi Venüs boğaya geçti diye bayraklar asılmasın, bu bir. İkincisi de Merkür retrosu bitti. Ama bitmedi. Bunu da uyaralım. Yani aman Merkür retrosu bitti, bayraklar asalım, 1 Mayıs'tan sonra her şeyi yapabiliriz. Böyle bir şey yok. Merkür'ün gölgesi 13 Mayıs'a kadar devam ediyor. 13 Mayıs'a kadar yazılı, çizili, sözlü iletişim işlerine dikkat ediyoruz. Yeni anlaşma, sözleşme, planlamalar yaparken iki kere, üç kere düşünüyoruz. Böyle hemen bayrakları asıp yukarıya çıkmıyoruz. Bunu da bir not olarak vermek istiyorum. Ama gökyüzünün daha dengeye oturduğu, işte Venüs'ün boğaya, Mars'ın koça geçtiği bir süreç içerisindeyiz. Şimdi Venüs boğaya geçti. Hadi aşk, meşk, love, işte böyle şeyler yok. Şimdi onlar da başlayacak. O konuda da uyarayım. Çünkü Venüs boğaya geçer geçmez bir Plüto karesine gidiyor. Hop diye. O yüzden bu yıl, bu ay, Mayıs ayı için ilişkilere dikkat. Mayıs sonuna kadar ilişkilere dikkat. Çünkü orada bir Plüto karesi var. Yanlış anlaşılmalar, manipülasyonlar, takıntılar, para kayıpları, bakın finansal anlamda da ani para çıkışları, böyle düşünmeden hareket ettiğimiz her şeyin bedelini ödetir. Düşünmeden, iki kere sorgulamadan yaptığımız bütün hareketlerin bedelini ödediğimiz bir ay olur. O yüzden bu ayı böyle daha sağlam, boğa temasında daha sağlam adımlar atarak, planlayarak, oluşturarak, yani hazırlık yaparak geçireceğiz. Venüs İkizler Burcu'na geçtiğinde orada Plüton'un da desteğini alır. Yani Mayıs sonuna kadar ben açıkçası bu evlenme işlerini çok önermiyorum. Evlenme, nişan, işte estetik işlemler, ne bileyim elime yüzüme bir şey yaptırayım vesaire. Bunları çok önermiyorum. Ta ki Haziran'ın ortasına kadar. Çünkü Haziran'ın ilk haftası da Venüs'ün sıkıntılı bir durumu var. Nemesis günleri dediğimiz güneşle kavuştuğu günler. O günlerde de böyle bir Medusa kafası olur Venüs'te. Yakar yıkar ve ortalığı dağıtır, bir plütonik bir etkisi olur. Böyle kadınlar biraz daha sert olur orada. Yani dişil enerjinin biraz daha haberlerini duyarız. Kadınlarla ilgili gündemleri duyarız. O yüzden Haziran'ın böyle ikinci haftasını geçirene kadar şu evlilik işlerini, evlilik, nişan, düğün işlerini bir kenara koymalarında fayda var diyorum. Hani yok benim tarihim işte 15 Mayıs, ben ne yapacağım? Hani tabii kariteye özeldi zaten, çalışıp İnşallah kötü bir şey olmaz. Ama hani şunu bilin, plütonik bir etki altında o evliliği gerçekleştirdiğinizi bilmenizde fayda var. Hani gökyüzü için doğru evlilik tarihi ne zaman derse, zaten benim her yıl için söyleyeceğim tek tarih olur. 1-8 Şubat. Yani onu soracaktım. O zaman evlense. Onu soracaktım. 2024 yılının en ideal evlilik, nişan, işte söz neyse onun adı, hepsini kapsayan tarihlerini altını çizelim. Bir daha söyler misin? 2024 yılının ideal tarihleri. Her yıl için 1 ve 8 Şubat arası.
Yani istersin gökyüzünde ne olur? 1 ve 8 Şubat arası bizim Juno ile ilgili özel günlerimizdir. Juno bizim haritamızda kadersel eştir. Hatta bu Hera ile temsil edilir. Bununla ilgili çok detaylı anlatılacak çok fazla şey var ama çok kafa karışsın da istemem ama 1 ve 8 Şubat tarihi evlilik için, kadersel eş ve kutsal evlilik için en güzel tarihlerdir. Ama bu yıl için ben işte ne zaman evleneyim, evlilik için uygun tarihler nedir derseniz Venüs'ün Güneş'in önüne geçtiği, çok daha rahat ve konforlu olduğu Haziran'ın ikinci haftasından sonraki takvimi önereceğim. Yani Haziran'ın ikinci haftasına kadar bu evlilik, nikah, nişan işlerini çok önermem. Ama Mayıs ayında bizim öyle bir günümüz var ki, 19 Mayıs, yılda bir gün, bir gün gerçekleşir. Güneş'le Jüpiter'in kavuşumu. Biz buna Yusufçuk günleri deriz. Gökyüzünde Yusufçuk günü oluştu deriz. Ezoterik anlamda sembolü yani Yusufçuk'tur zaten. Şans ve bereketle temsil edilir. Bakın koruyucu bir gün değildir. Tamamen şans odaklıdır. Şans, bereket, gökyüzü çok şanslı dediğimiz yılda bir gün gerçekleşen bir gündür. Yani önemli işlerimizi, önemli başlangıçlarımızı, önemli konularımızı bugüne denk getirebiliriz. Yani gökyüzü o kadar da kötü değil Mayıs için. Mayıs zaten güzel bir gökyüzünün olduğu bir ay ama en güzel günü 19 Mayıs diyebiliriz. Yani bugünü, önünü, arkasını değerlendirebilirler. En şanslı gün 19 Mayıs. Bunun altını çizelim. Şimdi sen Şubat ayında evlensin. Ekır düğünü yapmak isteyenler ne yapsın? Şu an hayal kırıklığına uğradı. Bu arada adaylarıma sesleniyorum. 19 Mayıs'ta evet diyeceğim yani. Ona göre sıraya dizilin. 19 Mayıs en şanslı gün diyelim. 2024 yılının herhalde değil mi? Evet, yani her yıl için bir gündür. O da Jüpiter'le Güneş'in kavuşum gündür, Yusufçuk günü. Her yıl bir kere gerçekleşir. Bu yıl içerisinde de 19 Mayıs'tır. Yani o günü her türlü işler için, başlangıçlar için, nikahlar için, düğünleri için. Yine mesela bir iş kuracaktır, bir şey niyet etmiştir, yeni bir süreç başlatacaktır vesaire. Bu günü kullanabilir. Hazır Merkür'ün retrolu günleri de bitmiş oluyor. 13 Mayıs'ta geçmiş oluyor. Gökyüzünde Güneş'te Jüpiter bir şölen halinde. Gayet şanslı bir gün. Yani gökyüzünün enerjisi çok güzel. O yüzden o gün değerlendirilebilir. Buradan da evet duyuralım. 19 Mayıs'ta gelen teklif. Evet, ilgililere duyuralım buradan. Peki, Mayıs ayının en şanslı burçları, bir de biraz sıkıntı çekecek burçları genel anlamda dersek ne dersin? Şöyle hani şanslı ve şanssız olarak ayırmayalım. Tüm burçlar bence aynı ölçüde etki alacak. Bir kere zaten hani hangi anlamda şanslı, maddi anlamda şanslı dersen koçlar ikinci evlerinde gerçekleşen bir yeni ay var. Ne olacak? Bir de boğa temasında haliyle orada bir fırsatlar getirecek. Fırsatlarla dolu bir yeni aydan bahsediyoruz. Şimdi yükselenlere göre baktığımızda koçun ikinci evinde. Boğanın zaten birinci evinde. İkili ilişkiler, ortaklıklar, evlilik bu konuda mesela güzel, şanslı, bereketli bir dönem olacak onun için. Hemen arkasından ikizlerin 12. evinde belki şimdi 12. ev korkutmasın. Bilinçaltı ile ilgili çalışmalar, şifa çalışmaları, belki yurt dışı ile ilgili konular, ha belki biraz hastane gündemleri olabilir. Belki sağlıkla ilgili gündemleri olabilir. Oralarla ilgili fırsatlar oluşacak. Bu boğa yeni ayının teması fırsat. Öncelikle bunu bir oturtalım. Yani her gökyüzü hareketinden böyle felaketler vesaire beklemeyelim. Hemen Yengeç burcuna geçiyorum. Yengeç burcu da belki işte çocuklarıyla ilgili sosyal medya ile ilgili gruplarla, topluluklarla ilgili yeni fırsatlar oluşturacak. Orada yeni başlangıçlar yapma fırsatı edinecek ki bununla ilgili de aslında küçük bir detay vereceğim yeni başlangıçları yeni ayda nasıl yapmalıyızla ilgili. Hemen Yengeç burcunun arkasından mesela Aslan burçları belki kariyerleriyle ilgili fırsatlar elde edecekler. Belki evlenecekler yani onu evlendirir de. Başak burçları Toprak grupları zaten çok şanslı. Boğa'da gerçekleşen bir yeni ay olduğu için onlar bu etkileri biraz daha rahat ve kolay olacak alacaklar. Boğa, Başak, Oğlaklar. Yine Başak burçları için eğitimler, uzak yollar, işte yakın çevre, uzak çevre eğitimler, bunlarla ilgili fırsatlar gerçekleşebilir. Yine terazi burçları ile ilgili yatırımlar, krediler, başkalarından gelen gelirler, bu alanlar çalışabilir. Akrep burçları ki ben de bir yükselen akrebim ve sayfamda böyle çok fazla akrep vurgusu, akrepler diye akrepleri seven bir sayfa kadastrolog. Benim için de çok özel. Akreplere hiçbir şey olmaz. Akrepler her zaman şanslıdır. Onlar bir şekilde o plütonik etkiyle her şeyin içinden çıkarlar.
Ama bu tabii ki yeni ayın en böyle güzel, kolay akan enerjileri Boğa, Başak ve Oğlaklarla ilgili. Akreplerden sonra Yay, Ateş grubu. Ateş grubu da bu yeni aydan böyle bereketini, nimetini alacak olanlardan. Yay burçları da bu enerjisini, ateşin enerjisini, işte zaten Koç'a geçen bir Mars var. Orada ateş enerjisi de yükselecek. Boğa da güzel bir yeni ay var. Yani herkes burada bir tohum eksin. Bakın bu yeni ayda, bunu farazi söylemiyorum, bahçenize de bir tohum ekin. Ne yapmak istiyorsanız, hayatınızda neyi kalıcı hale getirmek istiyorsanız bu yeni ayda tohumlayın. Bu her zaman bunun sonuçlarını bakın önümüzdeki 14 yıl içerisinde zaten katlana 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 alırsınız. Çok özel günlerden geçiyoruz. Böyle Jüpiter'de Uranüs'ün de kavuştuğu 14 yıllık bir dönük döngü oluşturdu. Bu Boğa yeni ayında yaptığınız, ektiğiniz bütün tohumlar size uzun vadede kalıcı bir şekilde döner. O yüzden ne ektiğimize dikkat edelim. Zaten dedik Oğlak burçları çok şanslı, toprak grubu olmaktan mütevellit. Onlar da güzel bir etki alıyorlar. Kova burçları zaten burçlarında gezen Plüton'la böyle bir sağa sola kafa çarpa çarpa gidiyor. Ama onlar için de çok güzel fırsatlar getirecek bu süreç. Hatta Haziran'da Venüs'te, Jüpiter'de ikizlere geçtiğinde onlar böyle gökyüzünün herhalde en güçlü burçları olacak diye düşünüyorum. Balıklar, balıklar su grupları zaten çok yoruldular. İşte Mars geçti, Satürn orada, Neptün orada. Zaten olabildiğince yoruldular. Onlar için de aslında şanslı ve fırsatlarla dolu bir süreç bekliyor, başlıyor. Şu kurban psikolojisinden çıkmaları gerekiyor önce. Bakın Mars oradan çıkıyor. Önce kurban psikolojisinden ben kendimi nelere feda ettim, ben neye feda alıyorum psikolojisinden çıkmaları gerekiyor ve önlerindeki fırsatlara bakmaları gerekiyor. Önlerindeki fırsatlara bakacaklar. Yani yapacakları şey bu. Bu Boğa yeni ayının mottosu fırsatlar. Fırsatlara dikkat edin, iyi değerlendirin.